Evet, Motomane'den herkese merhaba arkadaşlar. Vespa LX 150 3V 3 valfli modelini inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir ön genel bakış yapacağız. Bize ağır bakıma geldi motor. Ben de test ettim. Hoşuma gitti. Dedim bir göstereyim. İlk önce biraz teknik özelliklerden bahsedelim arkadaşlar. Tek silindir, 4 zamanlı, 155 cc bir motor gücüne sahip alet. 12 beygir, enjeksiyonlu. Orası çok güzel. Ama hava soğutmalı. Önde disk fren kullanıyor, arkada kampana fren kullanmışlar. 8.2 litrelik bir yakıt deposu var. Euro 3 standartlarında üretilmiş bir makine bu. Şimdi sahibinlere baktım. En ucuzu 17 bin lira, en pahalısı 28 bin lira fiyat bandına satılıyor. Şimdi aletin en hoşuma giden şeyi bu Vespa'larda arkadaşlar, bu saç kasa. Bakın şu kısımlar saç. Yine ön paneli saç yapmışlar. Ama diğer bu kısımları, çamurluk kısmını, içteki kısımları plastik malzemeden kullanmışlar. Çok şık bir göstergesi var. Bakın göstereyim şöyle. Modern çizgilere sahip. Bayağı benim hoşuma gitti göstergeler. Şu ön camın kalitesi, fren, manetler, düğmelerin kalitesi harbiden İtalyan kalitesini gösteriyor. Hani bu aletin niye bu kadar pahalı olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten malzemeler üst düzeyde arkadaşlar. Aynaların bile kalitesi bir başka. Bakar mısınız? Bu motorun ufak tefek yan yatmaları olmuş. Aydınlatması çok hoşuma gitti. Aydınlatması gayet güzel. Ön dizayn da zaten klasik Vespa dizaynı. Frenleri çok güzel arkadaşlar. Fren müthiş. Şöyle göstereyim yine. Arka stopu da gösterelim. Motorun gücü çok güzel arkadaşlar. 12 beygir ama vallahi billahi ben şimdi SM ile kıyaslıyorum. SM ile alakası yok. Alet çok güzel gidiyor. Böyle bir ciddi bir tork var. Çok şık bir sele yapmışlar. Çok rahat bir selesi var. Şuradan bastığınızda şöyle düğmeye açılıyor. Ve içine bir tane böyle yarım kask alabilecek şekilde bir seleye sahip. Buradan benzin konuyor işte. Frenler gayet güzel dediğim gibi. Ön arka fren müthiş tutuyor. Yani adamlar gerçekten yapmışlar. Ben çok beğendim motosikleti. Yani bu para verilir mi? Verilir ya. Yani bu model, bu tarz binen arkadaşlar. Şimdi normalde ben Vespa'ları hani fiyat bandı ondan yüzünden çok eleştiriyorum. Çünkü o soru yanıta da yapacağım hatta bunun. Bunun 300'lük bir modeli var. Vallahi 99 bin lira falan satış fiyatı var yani. Çok enteresan. Çok pahalı geldi bana. Ama bu mesela bu model makul fiyatlarda bence. Yani 17 ile 28 bandında satılıyor. Böyle klasik retro tarzı motosiklet isteyenler için şiddetle önerebileceğim bir motosiklet. Şöyle ekranını falan da göstereyim. Dediğim gibi motorun torku çok güzel. Hatta şöyle bir çalıştıralım, sesini duyun. Baksanıza, kapı kapı çalışıyor evet. Bir basma basma. Ufak tefek yan yatmaları olmuş arkadaşlar, görüyorsunuz. Ama bunun için bir kaportacıya gittiğinizde çok rahatlıkla macun çekip boyayıp düzeltebiliyor. O öyle bir avantajı var. Stoplar, motoplar da çok güzel. Yani Çin manlarındaki gibi, bak buralar plastik değil, nikelaj yani. Bak metal malzemeden yapmış adamlar. Şu falan bak, şuraları falan görüyor musunuz? Yani böyle bu gördüğünüz kısımdaki malzemelerin çoğu arkadaşlar nikelaj malzeme. Yani görüntü değil. Ondan bu motorların işte malzeme kalitesi falan bir başka oluyor tabii isterseniz. Bak şuralar falan mesela. Bunlar hep böyle metalden yapmış adamlar. Şu kısımlar mesela bakın. Bunlar hep normal skuterler biliyorsun. Plastik malzemeden yapılıyor. Şuraya baksana, böyle özel çiftlik böyle şey yapmışlar. Elcik yapmışlar. Şu şeylere falan bakın. Kaliteyi görüyor musunuz? Granajların hepsi böyle yerli yerine oturuyor falan. Bir de yolda giderken arkadaşlar gerçekten çok güzel bir hissiyatı var ya aletin, yani 10 numara bir hissiyatı var. Evet. Şöyle bir çekelim. 10 numara 5 yıldız bir motor ya. Ben çok beğendim valla. Hesaplı bulursam kendim alırım bundan bir tane. Evet, 3 valfli bir motor bloğu kullanıyor. 2013 senesinde çıkmış yanlış hatırlamıyorsam bu model herhalde. Hep 2013'leri var çünkü.
Primavera. Vespa Primavera 153 valf. Enjeksiyonlu. O da çok iyi yani. Enjeksiyon olması çok büyük bir avantaj. Evet arkadaşlar. Burada şöyle bir genel bakış yapalım dedik. Ben beğendim motoru, tavsiye ederim. Görüşmek üzere.